Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikte eğitimle ilgili köklü değişiklikler yer alıyor. Yapılan düzenlemeye göre daha önce ortaokul, lise, BİLSEM ve benzeri eğitim kurumlarında ana sınıfı açabiliyorken artık okul öncesi çocuklarının yaş ve gelişim olarak kendilerine en yakın olan ilkokul öğrencileriyle birlikte eğitim almaları için sadece ilkokul bünyesinde ana sınıfı açılması sağlanacak. Öte yandan düzenleme öncesinde sadece anne ve babası çalışan çocuklara nakil konusunda kolaylık sağlanıyorken yapılan değişiklikle yetim ve öksüz çocuklar, ailesinde ağır engelli bulunan çocuklar için de nakil konusunda kolaylık getirildi yapılan düzenlemeyle okula gelmeyen, bir derse girdiği halde bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencilerin durumu velisine bildirilecek. Devamsızlığın 5., 10. ve 15. günlerinde bildirim yapılacak. Ayrıca daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltildi. Bu puanların altında puan alan öğrencilerin sınıf geçme ya da kalmalarına şube öğretmenler kurulunda karar verilecek. Doğum yapan öğretmenlerin bir yıl olan nöbet tutmama hakkı, anne ile çocuğun daha fazla bir arada kalabilmelerini sağlamak amacıyla iki yıla çıkarıldı. Düzenlemeye göre ayrıca 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında katkı payı alınmaması kararlaştırıldı.